Şimdi adalet dediğin şey herkese aynı şekilde uygulanırsa adalettir. Ama birine az uygulanıp birine çok uygulanırsa adaletsizlik bile adalet yok denecek kadar insanları etkiler. Galatasaray bir gol yiyor. Tetikçi hakem, VAR'daki arkadaş aman diyor golü nasıl iptal ettireceğiz? Offside diyelim. Bakıyorlar offside yok. Lan golün iptal edilmesi lazım. Ne yapabiliriz? Bir 7-8 dakika geriye gidelim bakalım. Belki bir şey vardır, tükürük mükürük bir şey vardır ve dakikalar boyunca VAR'dan bu pozisyon izleniliyor. Cüneyt Çakır gidiyor 2-3 dakikada o izliyor ve faul maul yok kalk çok net gördüm dediği pozisyonda devam edin dediği pozisyona faul veriyor. Şimdi dün Altay Bayındır o penaltıyı çıkarmasa ve puan kaybetseydik VAR'da Sisse'ye yapılan hareketi görmezden gelip penaltı verdiren Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktıran bu ülke futbolun yöneticileri ne yapacaktı? Hiçbir şey yapamayacaktı. Çünkü bu ülkede her şey, futbolda her şey sıkıntılı. Ve bu ülkenin futbolunda kesinlikle adalet yok. Niye yok? Ya Fenerbahçe penaltı kazandı mı? Aa, kesin haksızlık vardır. Kesin şike vardır. Kesin şaibe vardır. Galatasaray penaltı kazandı. Kesin haklıdır. Ondan dolayı Abdurrahim Malbayrak istifa etmiş değil mi? Valla Fenerbahçe haftayı 5'te 5 yaparak kapattı. Futbolda 3 puan. Basketbolda hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı yenen bir Fenerbahçe. Hem bayanlarda hem erkeklerde. Voleybolda da hem kadınlar hem erkekler de haftayı galibiyetle bitirdi. Ya Fenerbahçe gerçekten bir spor kulübüdür ve her branşta futbolun lokomotifidir. Ayrıca yetmez gibi Trabzon berabere kalıyor, Galatasaray yeniliyor, Beşiktaş yeniliyor. Başakşehir berabere kalıyor ve ikinci sırada ligi tamamlıyor ve milli araya girilecek ve transferler devam ediyor. Şimdi Galatasaray maçında iptal edilen golden, Kasımpaşa'nın sayılmayan golünde faulün F'si yok. Faulün F'si yok. Şimdi Bünyamin Gezer'i dinliyorum. O da aynısını diyor. Faulün F'si yok diyor. Ya bu ya faulün F'si yok diyor. Ya baktığın zaman kardeşim bu nedir ya? Bak varsa Ferdi Kadıoğlu'nun durduğu bir pozisyon vardı. Faul bekledi. Gol mü yedik? Gol pozisyonu mu oldu? Hatırlayın. O pozisyonun aynısından daha da masumu. Ve hiçbir şey yok. Yani Yusuf Erdoğan'ın attığı gole bakıyorum. Sayılan gole. Biz Deniz Türüş'ten bunu bekledik işte. Bunu yapsaydı hiç kimsenin sesi çıkmazdı. Biz Stok'tan bunu bekledik. Bunu gördük. Ama çok enteresan değil mi ya? Dünya gerçekten tersine dönüyor. Korona da biter artık. Ben inanıyorum. Niye biliyor musunuz? Tottenham 6 atıyor, Liverpool 7 yiyor, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon puan kaybediyor. Fenerbahçe o hafta puan kazanıyor, 3 puan kazanıyor. Bence şimdi dünya tersine dönecek. Buradan Galatasaray yöneticilerine ve Galatasaray taraftarına da bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 500 milyon TL harcama limitin vardı ama transfer yapamıyorsun. Federasyon, hani Fenerbahçe'yi kolluyor ya, Federasyon. Federasyon diyor ki ulan Galatasaray transfer yapamıyor. Sonuçta Fenerbahçe'nin karısı. Herhalde karısı diye böyle yapıyorlar. Diyor ki Galatasaray'a vergi borcu olmama şartında kaldıralım diyor. Ona rağmen Galatasaray bonservisli futbolcu bile alamıyor. Ve durum bu arkadaşlar. Yani durum bu arkadaşlar. Bu arada Belkas da milli takımda oynuyor diyor Yunan arkadaşlar. Yani çok enteresan. Neyse. Bak, Yunan Gezer de aynı şeyleri söylüyor. Şimdi dediğim gibi bonservis oyuncu bile alamayacaklar. Fenerbahçe'nin de sıkıntısı var dediler. Aynı Fenerbahçe çatır çatır transfer yapıyor. Şimdi gelelim stoper olayına. Şimdi Serdar Aziz ve Zanka ile ilgili konuşacağım arkadaşlar. Matias Jorgensen kanka Zanka manka. Zanka manka. Şimdi Zanka'nın şöyle bir durumu var. Bakın.
Zanka Kopenhag'da diyebiliriz. Sıkıntı değil. Ama Kopenhag'daki arkadaşlarımız diyor ki Zanka manka gelmeyecek diyor. Ben de diyorum ki Zanka gider. Çünkü 2 milyon euro Fenerbahçe'ye maliyeti var. Bakın Zanka ile ilgili 5 yıllık açıklama geldi mi? Geldi. Sonuç? Yani yarını bekliyor ya, bugünü bekliyor. Bugün öyle sabah saatlerinde gelir herhalde. Şimdi Zanka'yı gönderdik diyelim. Geri Rodriguez de bugün Al İttihat'a dönerse yabancı kontenjanımızda 2 kişi açılıyor. 13'tü. 2 kişi çık. 11 Perotti, Ademi, Pelkas'ı da al. 14. Tamam yeter. Bir iki kişi daha gitsin. Şimdi Geri Rodriguez'in Al İttihat'a geri döneceğini de bekliyorum. Bakalım dönecek mi? Yoksa yanılacak mıyım? İnşallah bilirim de gider. Çünkü yıllık ücreti çok fazla. Onu söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Gelelim Serdar Aziz'e. Serdar Aziz için Ertan Süzgün. Fenerbahçe başarılı olduğu zaman çok üzgün. Biliyorsunuz Ertan Süzgün'ü. Müthiş haberleri var Fenerbahçe'ye dair. Beşiktaş Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le temasa geçti. Bunda bir şey yok. Geçebilir. Bak aynı Bünyamin Gezer şey diyor. Siz seninkine faul, buna değil diyor bak. Şimdi demiş ki Serdar Aziz'le Beşiktaş temasa geçti. Olabilir. Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den yaklaşık 8 milyon TL alacağı var. Öyle bir alacağı yok. Serdar Aziz'in alacağı konusunu çözerse Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Serdar transfer olursa ücretinin bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek. Hayır. Şükrü Saraçoğlu stadının adını değiştireceğiz. Beşiktaş stadyumu koyacağız. Vedat'tan gelen paranın %75'ini Beşiktaş'a vereceğiz. 3. köprü, 4. köprü, 5. köprü artık ne kadar köprü yapılırsa geçiş ücretlerini Beşiktaş'a tahsis edeceğiz. Bir de kimi vereceğiz? Gustavo'nun bonservisini Beşiktaş'a vereceğiz. Şimdi onu söyleyeyim. Bak ben Serdar Aziz haberinden sonra Allah var Alparslan Öztürk haberi bekliyordum. Yani Alparslan Öztürk Fenerbahçe'de falan diye haber bekliyordum. O olmadı herhalde. Gerçi haberi şöyle yaparlardı. Zanka ve Serdar Aziz gitti. Alparslan geliyor, transfer kapanıyor diye beklerdim ama yapmadılar. Kim demiş onu? Serdar Aziz oluyormuş ya Beşiktaş'a. Serdar Aziz'i tebrik ediyorum. Hiç oynamadan 3 büyük takımda oynama başarısı gösteren ilk futbolcu olacak demiş. Burak Yılmaz da hiç oynamadı. Hakemler o kadar desteklemeseydi, her kendini yere attığında penaltı çalmasalardı Burak Yılmaz da top oynamadı. Neyse. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki Fenerbahçe'nin Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den alacağı yok. Bedava gidebilmek için izin istiyor. Bonservisini almak için. Fenerbahçe'den alacaktan değil bonservisini istiyor diyen var. Bu mantıkla bakarsak alacağı yok. Mantıklı. Bak şu yorum çok hoşuma gitti. Diyor ki Tisserand ve Lemos görünen o ki as stoperler olacaklar. Yani formayı kimseye kaptırmayacaklar. Görünen o ki. Bu iki arkadaş formayı kimseye kaptırmayacak. Serdar Aziz'de 2.2 milyon euro aldığına göre 2.2 aldığına göre yedeğe bu kadar para verecek lüksümüz yok. Sadık Çiftpınar var zaten. Üçüncü stoper. Yani özverili bir arkadaşımız. Güzel bir kardeşimiz. O zaman Serdar Aziz'e bu kadar vermeye gerek yok. Mantıklı. Bu da mantıklı. Şimdi gelelim işin dürüst kısmına. Arkadaşlarım Serdar Aziz öyle 20-30 milyon TL almıyor. Bunu daha önce de söyledim. Dolar euro yükselince devlet kararıyla Türk lirası parası yani Türk lirası üzerinden maaş alan Türk futbolcuların euro üzerinden maaş alan bütün Türk futbolcuların maaşları TL'ye çevrildi. Serdar Aziz'inki de 2.2 idi. O günün şartlarında çevrildi. O günün şartlarında 5.5'tan hesaplandı sanırım. Yani 5.5 daha 11 bir 11 13 milyon 200 bin TL. Hadi 13 milyon TL diyelim. 13 milyon TL diyelim arkadaşlar. Güncel döviz kuruna bakarsak 1.2-1.3 yapıyor. Yani Serdar Aziz fiyatında zaten indirime gitti.
Bir yere de gitmesine gerek yok Serdar Aziz'in bu fiyatla. Onu söyleyeyim. Başka yere gitmesine gerek yok yani, Fenerbahçe ona sonuna kadar açık kulübün kapıları. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere tekrardan bir kez daha söyleyeyim. Ben Serdar Aziz'in çok gideceğine ihtimal vermiyorum. Mantıklı da değil. Zamanında milli olmuş. Sağlam üst stoper. Sağlam stoper kardeşim, ne gerek var? Ne gerek var değil mi maceraya? Alparslan Öztürk, ne gerek var? Ne gerek var? Hem bak şunu söyleyeceğim. Ya bu kadar geniş, bu kadar tandemli şey, bu kadar geniş kadro kuruluyor, bu kadar şey kuruluyor. Düşünsenize yani ya. Bu kadar geniş kadro kurduk ya, stoperi 3 tane mi olacak? Hocam Gustavo var, zor zamanda Gustavo'yu stopere çekeriz. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Gustavo'yu stopere çekmek, Tolga Ciğerci'yi ön libero oynatmak demek, taraftarın tepkisi demek, hiç gerek yok. Ya ben Serdar Aziz'in gideceğini çok düşünmüyorum. Zanka kankanın da kalacağını çok düşünmüyorum. Kopenhag teknik direktörü bu şartlarda kimseyi alamayız demiş. Zanka'dan sonradır o. Ya Zanka'dan önce değildir o, Zanka'dan sonradır diye düşünüyorum. Yani benim duyumlarıma göre Zanka, Carillo, Rodrigo, Hes gider, Serdar Aziz kalır gibi, ama duyumcu arkadaşlara göre Zanka ve Serdar Aziz gitti. Alparslan Öztürk hayırlı olsun. Görüşmek üzere.